Merhabalar herkese. İsmim Koray Varol. Çok güzel bir gün diliyorum. Gelecek için eğitim programına hoş geldiniz. Eğitim konuşacağız, gelişim konuşacağız. Bugün biraz liderlikte konuşacağız. Liderliğin dinamiklerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Özge Hanım var. Özge Hanım'la güzel şeyler paylaşacağız. Özge Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş buldum Koray Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Kısaca şöyle anlatmaya çalışayım. Ben bir aile şirketimiz var, Sistem Holding. Sistem Holding'in bünyesinde 4 farklı firması var. Reklam, inşaat, raf ve led olmak üzere. Bunlardan amiral gemimiz Sistem Reklamcılık 1970'li yıllarda babalar tarafından kurulmuş. Bizler de ben ve kuzenim ikinci kuşak olarak yaklaşık 7 yıldır şirkete liderlik etmeye çalışıyoruz. Bugün de inşallah sizlere hep beraber bizi izleyen genç arkadaşlarımıza belki tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Süpersiniz, harika. Mesela yönetimsel liderlikten bahsetsek, liderlik kısmı ile ilgili bahsetsek, mesela şirketinizde nasıl çalışmalar yapıyorsunuz, nasıl uygulamalarınız var? Tabii. Ya da kendinizle ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii öncelikle aslında liderlikle yöneticilik kavramını net bir şekilde ayırmak lazım burada. Çünkü liderlik aslında sadece belli bir gruba yöneticilik etmekten çok daha fazlası bence. Burada tabii bilgi birikiminizin, eğitiminizin ya da işte teknik donanımınızın ya da tecrübenizin ötesinde liderlik dediğimiz noktada birazcık daha iletişim becerilerinizin, duygusal zekanızın, belki empati yeteneğinizin ya da duygularınızı ne kadar kontrol edebildiğinizin çok önemi var. Bu noktada sadece aslında liderlik ettiğiniz gruba ya da belli bir sektörde tecrübelerinizi aktarmanın da ötesinde aslında bir hayat duruşu bence. Yani tam anlamıyla örnek bir rol model olabilmek aslında. Biraz açabilir misiniz rica ederim? Şöyle açayım. Yani günün sonunda baktığınızda yine ben kendi şirketimden de örnek vereyim. Liderlik serüvenimizde sadece yapmaya çalıştığımız şey işle alakalı olarak çalışanlarımıza yol göstermenin çok ötesinde onlarla açık bir iletişim kurabilmek, onlara aslında onları cesaretlendirici, onların kendilerini daha doğru ve düzgün bir şekilde ifade etmelerini sağlayıcı çeşitli fırsatlar sunmak onlara. Buna doğru zeminler hazırlamak aslında yaptığımız tam olarak. Bu bağlamda aslında liderlik yöneticilikten biraz daha ayrışıyor diyebiliriz. Yöneticiliği nasıl tanımlarsınız peki? Yöneticilik birazcık daha belli kalıplar çerçevesinde, belli kurallar çerçevesinde sadece belli bir kitleyi, grubu aslında idare etmek belki. Ama liderlik daha fazla bütünüyle aslında sizin kendinizle olan iletişiminizden başlayan, kendi farkındalıklarınızdan, kendinize güveninizden başlayan aslında bir bütünüyle bir rol model olabilmek esasında. Mesela iyi bir liderin birkaç tane özelliğini rica etsek sizden. Bence en önemlisi aslında birazcık duygusal zeka burada liderlik noktasında. Karşı tarafı sezme, grubu sezme. Aynen öyle. Karşı tarafı sezme, o empati yapabilme kabiliyeti. Ve tabii ki her zaman her şeyde olduğu gibi iletişimin çok önemi var burada. Doğru bir iletişim kanalı kurabilmek aslında liderlik ettiğiniz kitleyle. Anlamak mı, yönlendirmek mi, bilinçlendirmek mi, farkındalık önce yaratmak anlamak mı? Yani hepsi anlamakla başlıyor. Tamam. Önce anlamak. Daha sonrasında ise kendi yaratmaya çalıştığınız vizyonu ya da oturtmaya çalıştığınız kültürü karşı tarafa doğru aktarabilmeniz için aslında öncelikle doğru ifade etmeniz lazım kendinizi tabii ki her şeyden önce. Ama yine aynı yere geleceğim. Açık iletişim, yani yaymaya çalıştığınız o vizyonu doğru aktarabileceğiniz iletişim kanallarını doğru kurgulamak çok önemli bu noktada. Yani biz yine şirketten örnek verecek olursam tüm çalışanlarımızla bu anlamda çok ulaşılabilir bir pozisyondayız onlara. Bu ne demek mesela? Ne anlayalım bu buradan? Bu şu demek, yani şirkette her ne yapıyorsak yapalım, bu noktada tüm çalışanlarımızın çok şeffaf, çok açık bir şekilde, çok rahat bir şekilde bize ulaşabildikleri ve bu noktada tüm geri bildirimlerini, olumlu veya olumsuz fikirlerini bizimle çok açık bir şekilde paylaşabildikleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz aslında. Yani burada, çok özür diliyorum, burada aslında tam anlamıyla bir takım olabilmek. Yani sadece bir liderin, işte az önce bahsettiğimiz yöneticilik, yani sadece yöneten birinin çıkıp da bu böyle olacak deyip
kitleleri peşinden sürüklemeye çalışması değil, aslında bir takım oyunu kurabilmek. Hep birlikte yapabilmek. Evet, birlikte yapabilmek. Peki burada mesela yönlendiricilik kısmını biraz anlatabilir misiniz? Yani liderin yönetimsel anlamda bir ekibi, bir şirketi, bir yapıyı bir yerden bir yere getirmesi, dönüştürmesi, hareket ettirmesi mesela. Orayla ilgili olarak ne söylersiniz? Burada tabii... yine liderlik ettiğiniz kitleyi cesaretlendirmeniz çok önemli. Bunun da yine dönüp dolaşıp geldiği nokta aslında onlarla açık bir iletişim kurmanız. Ve bu noktada aslında biz yine şirkette sürekli olarak hep söylediğimiz bir şey var. Bizim gücümüz çok seslilikten geliyor diye. Çok seslilik esasında yani herkesin az önce de değindiğim gibi çok açık bir şekilde fikirlerini sunabildiği, beyan edebildiği bir ortam yaratıyoruz ve bu noktada tabii şeyi de karıştırmamak lazım. Yani çok seslilikle çok başlılık aslında çok farklı şeyler tabii. Biraz açabilir misiniz? Hemen açıyorum. Yani çok seslilikten kastettiğim şey herkesin fikirlerini ortaya koyması, olumlu ya da olumsuz bir istişare yapabilecek yer yer tartışma ortamı hatta buna zemin oluşturmak. Kaliteli tartışma. Tabii ki, aynen. Ve bu noktada farklı fikirlerden de beslenerek farklı bakış açılarıyla aslında zenginleştirmek yapıyı. Diğer tarafta ise çok seslilik, çok seslilik dedik ama çok başlılıktaysa tabii burada şeyin şunun çizgisini iyi çekmek lazım. Çok seslilikte günün sonunda karar alıcıların bu konuda doğru ve zamanında kararları alıp o az önce bahsettiğimiz kaliteli tartışma noktalarını bir sonuca bağlamaları lazım. Aksi halde her kafadan bir ses çıkıp çok başlılık noktasında kaosa sürükler. İyi bir karar ne demek mesela? Tabii bu göreceli. Kabul ediyorum. Yani konuya göre göreceli. Değişiyor. Bizim yine şirketten örnek verecek olursam, bizde iyi karar diye bir şey aslında tam olarak tanımladığımız bir şey değil. Çünkü burada yine az önce söylediğim gibi çok seslilik noktasında herkesin fikirlerinden biraz oradan biraz oradan zaman zaman alıp bunu bir bütünsel olarak değerlendirip esasında daha farklı bir bakış açısıyla daha farklı bir yöne evirebilir miyiz konuyu şeklinde yönettiğimiz bir durum. Yani tam olarak iyi bir karar şudur ya da bu böyle olmalıdır, siz de bunu böyle yapacaksınız gibi kesin hükümlerimiz yok, yok açıkçası. Esnek ama yönlendirici. Kesinlikle. Ama sonuca götürebilen. Kesinlikle. Süper. Peki almış olduğunuz eğitimler, çok iyi eğitimler aldığınızı biliyorum. Evet. Bu noktada mesela iş dünyasına geçtiğinizde ikinci kuşak olarak ne kadar işinize yaradı? Yani oradaki o almış olduğunuz eğitim ve iş dünyası mesela bunlar arasındaki ilişkiler ya da yakın ilişkiler ve uzak ilişkiler diye de ayırabiliriz tabii. Tabii okul öğretim hayatı birazcık daha aslında tabii o dönemlerde hem yaştan dolayı da elbette ki ve tecrübe eksikliğinden dolayı herkes de olduğu gibi o noktada tabii ki daha çok teorik bilgilerle ve o teorinin pratiğe dökülmesi noktasında neyle karşılaşacağımı bilmediğim. Uygulama sayfalarını bilmediğim. Aynen, uygulama sayfalarını bilmiyoruz ve o noktada tabii teorik bilgi, bu her zaman böyledir aslında. Sadece öğrenim hayatında değil, iş hayatında da. Yani oturup böyle birisinin yanında o mentorluk noktasında her şeyi anladığınızı zannedersiniz ama hadi sen yap dediklerinde böyle bir kal gelme durumu olur. Evet. O noktada işte o teorik bilgiyi pratiğe dökmek ve bu aslında... tabii ki ben Koç Üniversitesi mezunuyum. Sonrasında bir yüksek lisansım var. MBA yapmaya fırsatı buldum Bilgi Üniversitesi'nde. Tabii o noktada aslında MBA tarafı birazcık daha üniversiteye göre kıyasladığımda. Çünkü aynı zamanda iş hayatına girmiştim artık. Çalışmaya başladıktan sonra. Çalışmaya başlamıştım sonra. Ve orada aslında tabii ki şirketteki yapıyla yüksek lisansta gördüğüm bilgilerin harmanlanması noktası tabii o anlamda bana daha çok şey kattı. Çünkü öğrendiğim bir şeyi direkt olarak şirkette uygulama ya da en azından pratiğe dökmeyi, dökmenin adımlarını tam orada bir soru sormak istiyorum size. Mesela oradaki öğrenme nasıl bir şey mesela? Yani teorik anlamda bir şeyi öğreniyoruz. Bir de gerçek yaşamda onu böyle eviriyoruz. Evet.
Şimdi orada aslında ne kadar çok denediğinizle alakalı olan bir şey. Yani bunu şimdi böyle teoride... Öğrenme deneyim için denemek mi arar? Kesinlikle. Ha, orayı biraz çünkü teoride aldık bilgiyi, okey. Şimdi ben bunu özellikle işte benim tecrübemde, ben bunu şimdi şirkette pratiğe dökeceğim. Çok güzel. Ama şimdi bir deniyorum, bir şeyler eksik. Yani tam olarak uygulayamadım onu. Ama en azından nelerin eksik olduğunu belki 3 aşağı 5 yukarı o farkındalığa erişebilmek. Daha sonrasında yılmadan ve bıkmadan tekrar denemek. Mücadele. Aynen öyle. Oradaki mücadele kısmından bazı insanlar biraz vazgeçiyorlar. Evet, ne yazık ki. Bazen de biraz olduğu kadar diye kabul edebiliyorlar. Bazen de başkaları yapsın diye onları bırakıyorlar. Zaten o başkaları yapsıncılar aslında hayatta çok fazla da yol alamıyorlar aslında baktığınızda. Evet. O yüzden bu noktada bıkmadan, usanmadan, yılmadan denemek, deneyimlemek. Yani hayatta işte o tecrübeyi ve o deneyimi getiren şey aslında ne kadar denediğinizle alakalı. Şimdi bugün ben baktığımda işte 7 yıl olmuş yönetim safhasındaki tecrübe. Ama bugün iş ortamında bir araya geldiğim birçok insanın benden o anlamda çok daha fazla tecrübesi var. Ama biraz daha fazla konuştuğunuzda ya da biraz daha yakın bir ilişki modeline geçtiğinizde görüyorsunuz ki esasında o tecrübe onun ne kadar yıldır iş hayatında olduğuyla alakalı değil. Bazı şeylerin ne kadar benden daha az deneyimlediğiyle alakalı. Oradan yani, da nasıl öğrendiğiyle alakalı. Evet tabii aslında. Ki aslında o da onunla paralel. Evet. Bu bağlamda o yüzden yılmadan, bıkmadan, usanmadan denemek, deneyimlemek. Ama tabii bu noktada da yine şu devreye giriyor. Aslında yine benim şirkette çok fazlasıyla bütün çalışma arkadaşlarıma söylediğim bir şey. Tabii yaptığın her ne ise onu severek yapmak tabii ki çok önemli. Çünkü, ama çok kolay bir şey de değil o yani. Kesinlikle bütün gün severek. Elbette ki değil. Kolay mı yani? Elbette. Belki o bana birazcık... Trafik tıkanıyor, bilmem ne oluyor, ama telefonun şöyle bir şarjı şey, bitiyor. Severek yapmanın yollarını bulmak da yine kişinin kendi elinde olan bir şey. Hele ki gerçekten açık iletişim kurabildiği bir yapı varsa çalıştığı yerde. Sevmek, şirketi mi sevmek, yaptığın işi mi sevmek, bence ekip arkadaşlarını mı sevmek? Hepsi aslında bu bir bütünsel ama ilk etapta sonuçta yaptığın işi sevmek. Çünkü o yaptığın iş, evet şirkete bir katkısı var ama ondan önce sana da bir katkısı olmak zorunda. Çünkü sen sadece şirket için çalışmıyorsun. Aynı zamanda kendine de bir şeyler katmak. Az önce bahsettiğimiz o deneyimleri aslında kendi kariyer planında kendine o deneyimleri kazandırmak için de çalışıyorsun bir taraftan. O yüzden şirketin de bu anlamda sana neler kattığı çok önemli. İşte buralarda çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Benim kafamda tabii bir öğretmen mantığıyla, öğretmen kafasıyla şuna gidiyor. Mesela yeni mezun olacak olan gençler var. Evet. Mesela ne kadar staj yapsınlar, bir şirkete girip baksınlar mı? Bir de neye baksınlar? Yani giriyor şirkete ama bir sürü şey var orada yani. Hani neyi öğrenmeye çalışsın? Kendi bir kere çok sormak. Çok sormak ve çok sorgulamak. Ha. Bu noktada tabii buna fırsat veren şirketler var. Ben şu an hep kendi şirketimizden örneklerle gittiğimiz şey, şirket için fırsat veriyoruz elimizden geldiğince. Ama tabii ki hatta gençlere fırsat... yönelik olarak da projeleriniz olduğunu duymuştum. Evet, çok fazlasıyla var. Bu noktada buna fırsat vermeyen şirketler de var elbette ama... Az fırsat veren. Ya da az fırsat veren yerim, evet çok acımasız olmasın. Ama bu noktada yine kişi... Eğer kendi kariyer hedefinde, yaptığı işte ya da şirket ortamında buna fırsat ya da daha az fırsat verildiğini diyelim düşünüyorsa, görüyorsa bu noktada da hem çalışma ortamı olarak hem de yaptığı işin kendisine bir getirisi olarak çok fazla bir kazanım elde edemeyeceğini düşünüyorsa bana bu çok büyük bir vakit kaybı gibi geliyor. Yeni bir şeye mi geç? Evet, yani şöyle bir şey. Ama öncelikle, korkuyor da mesela olmazsa diye ya da... Ama bu korkularla yol almamız çok mümkün işte değil. Orayı bir anlatır mısınız mesela? Çünkü hani yeni mezun. Evet. Böyle bir şey yapacak yani de. Şöyle mesela biz yine şirketten örnek vereceğim. Yeni mezun arkadaşlarımız aramıza katıldığında açıkçası o noktada hep çok önemsediğimiz şey onların ne kadar... İşe olan merakları aslında, ne kadar meraklı oldukları, ne kadar o işi öğrenmek için soru sordukları, çabaladıkları, hatta sorguladıkları zaman. O zaman siz meraklı olan insanın daha rahat gelişeceğini, eğitileceğini ve çalışılabildiğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle tamam, düşünüyorum çünkü aslında öğrenmeye olan merak hayatın her alanında sizi
bir adım öne geçiriyor bence. Mesela orada mesela kendi yeteneğini nasıl sorgulayabilir bir genç? Yani mesela atıyorum satışçı mı olacak, üretimci mi olacak, planlamacı mı olacak? Bence yani, yine deneyerek. Yine deneyerek yani rotasyon gibi bir yani, şeyden mi bahsediyorsunuz? Evet kesinlikle o da şu şekilde esasında tabii bu noktada kendince işte mezuniyetten sonra kendine bir kariyer hedefi herkes iyisiyle kötüsüyle çiziyor. Ve bu evet. noktada zaten seçimini yapıp bir işe başlıyor. Ama çekiniyordu biraz. Beni almazlar, şu üniversiteden mezunları alırlar, bu kadar deneyimleri alacaklar falan. Ama orada bir de aslında yine altını çizmek istediğim ne kadar istekli olduğu. Biraz yani, mesela ne yapması lazım orada mesela? Deneme hamlesini mesela bir şirkete başvuru, bir şirkete kendini ifade etme. Yani ya da bir şirket mesela kimi nasıl seçiyor diye bir soru sorsam. İşte o noktada ben yine isteğin yani az önce bahsettiğimiz şimdi çok güzel üniversitelerimiz var evet. ve çok donanımlı öğrenciler yetişiyor. Evet. Yani bu anlamda eğitim seviyesi ya da donanımı çok yüksek arkadaşlar var. Ama bu arkadaşlar denemekten korkar. Bu bazıları. Bazıları. Hepsi evet. için değil evet. elbette ki. Bu arkadaşlardan denemekten korkanlar, o cesareti gösteremeyenler ya da öğrenme hevesi, arzusu, isteği olmayanlar ama sadece körü körüne o eğitim hayatında gördüğü o teorik bilgilere son derece asılmış ve eğitimini çok üst düzey bir seviyede tamamlamış arkadaşlar. CV'si geniş. Evet, CV'si evet. çok güzel, çok geniş. Ama günün sonunda baktığınızda kendini ifade etme şeklinden, işte iletişim kurma becerisinden, o öğrenmeye olan hevesi, merakı, sorgulaması bunlar eksikse eğer günün sonunda o eğitim hayatında kazandığı o eğitimsel becerilerin aslında günün sonunda çok da bir önemi olmuyor. Çünkü onları parlatmanın en önemli, en etkin yolu aslında o noktada o iletişim ve o cesur adımı atabilmek. Yani korkmadan az önce dediğiniz gibi işte ya korkar, çekinirlerse şimdi zaten hayatta da bu böyle değil midir? Yani denemek korktuğunuz zorunda. Evet, korktuğunuz sürece hep bir noktada daha geride kalıyorsunuz, evet. esiri oluyorsunuz. O yüzden o cesur adımı atmaları lazım ve şirketlerin de aslında bu noktada böyle gençleri tutabilmek için hele ki günümüzde bu daha da zor aslında. Yetenek avcılığı mı diyelim oraya? Nasıl yetenek bir şey avcılığı aslında bunu tutabilmek için aslında onları cesaretlendirici. Bu noktada da tabii yine şirketteki liderlerin bu noktada bu cesaretlendirici adımı onlara attırabilmesi için onları buraya birazcık daha nasıl söyleyebilirim? Fikirlerini paylaşmaya ve onların önemsendiğine dair onlara biraz aslında ipuçları vermeleri lazım. Ya burada önemsenmek önemli bir kavram. Çünkü cesur adımı attığı kişi bir şekilde bir fikrini beyan etti. İyisi veya kötüsü fark etmez. Sonuçta yeni, daha tecrübe seviyesi diğerlerine göre daha düşük. Ama günün sonunda fikrinin önemsendiğini bir şekilde ona hissettirirseniz illa bu fikri hayata geçirmenize gerek yok. Ama bir şekilde fikrine değer verdiğiniz. Fikrine değer vermek, dinlemek bile bazen değer vermenin bir göstergesi aslında. O yüzden ben en başında söylediğim o açık iletişim ve ulaşılabilir olmak. Çünkü şirketlerde genelde üst düzey yöneticiler ya da işte lider pozisyonunda görülen kişiler birazcık daha erişilmez, ulaşılmaz. Onlara ulaşmanız için böyle bir sürü kişileri aşmanız gerekiyor nasıl gibi. Nasıl ulaşabilirler mesela? LinkedIn var ya da başka ya ne bileyim mail mi atsınlar? Nasıl denesinler şansları mesela? İfade etmek istiyor. Bence kendisini. Direkt iletişim her zaman direkt çok daha etkili. Nasıl bulacak onu? Nasıl yapacak? Çünkü mesela üniversiteden mezun oldu ve bir şey yapmaya çalışacak ve bir yerden başlayacak mesela. Tabii şimdi bu yine şeyi bilemediğim için yani ben kendi şirketimden örnek kendi vererek devam edeceğim. Çünkü herkesin dinamikleri bu anlamda farklı ama bizim şirketimizde biz her yerdeyiz. Yani öğlen yemeğinde yemekhanedeyiz hep beraber. Orada da çok rahat bir şekilde yanıma bir sandalye çekip oturup benimle bir fikri varsa paylaşabilir. Ya da bir molada aşağıda kahve içerken de oturup kahve içerken de bir sohbete gidebiliriz. Şirketler aslında çok ulaşılmaz değiller. Bizim şirketlerimiz için. Yani hani bazı şirketler ulaşılmaz değiller, bazı şirketler biraz daha ulaşılabilirler. Evet. Ama siz şirket olarak mesela daha kolay iletişime açıksınız, daha rahat iletişime açıksınız ve bunun üzerinden devam ediyorsunuz. Ama tabii ki burada şöyle bir şey var, yani bu bizim şirket yapımız ama bir başka şirkette tabii ki bu ulaşılma seviyesi daha güç olabilir ama o noktada da bahsettiğim illa en tepeye ulaşmak değil zaten. Yani bizim yapımız böyle olduğu için ben buradan örnekledim ama günün sonunda yeni mezun olmuş, yeni işe başlamış bir arkadaşım illa kalkıp da en tepeye çıkmasına gerek yok. Kendi yöneticisine
bu iletişim kendisini ağını ifade edebilir. Kendisini ifade edebilir. Bunu denemesi gerekiyor. Peki, şirketi dönüştürmek, şirketi değiştirmek, şirketi güncellemek. Mesela bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü yani siz de 1970'lerde kurulmuş bir şirketsiniz. Evet. Bir sürü şirket var öyle. 2000'de yılmış kurulmuş şirket de var ama bir değişime girmesi gerekiyor. Çünkü güncel yaşam çok oralarda değil artık. Evet, yani evet, hani internet nerelere geldi falan filan. Yani akıllı cihazlar. Aynen öyle. Bir sürü yerlere geldi. Mesela bir değişim içerisine girmek, değişim ve liderlik. Yine açık iletişim tabii ki ama yani evet. Hani onu nasıl tanımlarsınız mesela? Orada da tabii ki bu yine tek başına olan bir şey değil. Tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Yani oluşturmaya çalıştığınız o farklı vizyonu ya da yaymaya çalıştığınız o kültürü yayabilmeniz ve oturtmanız için tabii ki de ekip arkadaşlarınıza ihtiyacınız var. Burada bu vizyonu tabii ki herkese benimsetmek noktasında ikna etmekten bahsetmiyorum. Yani tek tek herkesi buna ikna etmeye çalışmak değil tabii ki bahsettiğim orada ama. Orada yönetimsel fikirleriniz var ve onu paylaşıyorsunuz. Yani, aynen onu paylaşıyoruz ama burada da tabii ki liderlik ettiğiniz kitlenin, çalışma arkadaşlarınızın size güveni çok önemli. Yani onlara ne kadar güven verdiğiniz ya da işte az önce değindiğimiz ne kadar değer verdiğiniz. Orada işte şunu sormak istiyorum mesela. Yani yakın çalışan dediğimiz 8-10 civarında bir çalışan oluyor az çok her şirkette. Mesela onları nasıl seçiyorsunuz? Oradaki mesela 3 kriteriniz nasıl oluşuyor? Şöyle yine bu noktada şimdi biz bu noktada tüm çalışanlarımızla A'dan Z'ye yani en üstten en aşağıya kadar gidecek olursak tüm çalışanlarımızla az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi yani bir kahve sohbetinde ya da işte yemek esnasında bu iletişim kurabiliyorken eğer bizim o yakın hatta tuttuğumuz işte o 8-10 yönetici yani. Arkadaşlarımız buna açık değiller, daha kapalı, daha baskıcı ya da birazcık duygularına, çünkü insanız bu arada, bunu zaman zaman hepimiz buna yenik düşebiliriz. Duygularımıza ya da zaman zaman egomuza. Yenik düşme potansiyeli olan arkadaşları... Yenik düşünce ne yapar? Yenik düşünce işte farklı tepkilerle bunu ortaya koyan arkadaşlarla çok fazla o arkadaşları seçmemeye çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Biz birazcık daha bizim gibi insan ilişkileri daha iyi olan... Siz iletişimsel bir şirketsiniz. Evet, aynen. Yani ve iletişime çok önem veren bir şirketsiniz. Çok önem veren bir öyle şirketsiniz. Değil. Anladım dediğinizi. Peki, gençlere yani bölüm seçerken ne tavsiye edersiniz mesela? Yani üniversitelerde çok çeşitli bölümler var ya da meslek liselerinde çok çeşitli bölümler var. Mesela bir kişi kendi yeteneğini, kendi yatkınlığını nasıl seçebilir? Yani ben mesela matematik okudum ama bir tane öğretmenim bana işte bir istersen gıda mühendisliği yaz demişti ama benimle hiç alakalı olmayan bir bölümde aslında yani yine matematik gelmişti ama yani mesela orada mesela bir kişi yatkınlığını nasıl sezebilir? Yani üniversitedeki iyi tercih, hani uzun vadeli hayatında önemli bir dayanak, önemli bir basamak olduğu için ne söylersiniz orada mesela bir 17-18 yaşındaki bir gence? Tabii burada şu, yani kişinin öncelikle kendi farkındalığının tabii yüksek olması çok önemli ama tabii her birey bu farkındalığı yüksek tutma noktasında aynı kabiliyette, aynı beceride olamayabilir. Burada tabii ailenin ya da işte eğitim hayatında öğretmenlerinin de yönlendirmesi önemli ama kişi yine de ne olursa olsun az önce sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi yani farklı bir yönlendirilmede bile kişinin zaten yatkın olduğu, kendince bunu analiz ettiği bir alan varsa bunun peşinden mesela gitmek. Mesela üretimci ise sürekli bir şeyleri üretmekten hoşlanıyorsa ya da organizasyoncuysa ya da atıyorum bir şeyleri satış pazarlama birilerini ikna etmeyi çok seviyorsa gibi oralardan düşünmesi lazım. Aynen. Kısa bir süremiz kaldı, 2 dakikayı bir süremiz kaldı. Şunu sormak istiyorum ben size. Mesela siz dediniz ki biz ikinci kuşağız. Evet. Okan Bey'le birlikte anladığım kadarıyla. Aynen. Süper. Zeynimle. Peki, birinci kuşaktaki bir ailenin İkinci kuşağı devrine yönelik olarak mesela birinci kuşak aile çünkü çok sorgulanan bir alan bu. Evet. Yani hani belli bir kıvama gelmişler, belli bir yaşa gelmişler ve bir hamle yapacaklar. Aynen. Mesela oralarda birinci kuşak bir ailenin ikinci kuşağı devrederken dikkat etmesi gereken birkaç madde rica etsek sizden. Öncelikle tabii ki şirketi birinci kuşak kurmuş ve belli bir seviyeye getirmiş ve o bu tesadüf değil. Çalışarak. Aslında. Elbette ki. Hali çalışarak ve de kendilerince fazlasıyla deneyim kazanarak.
iyisini kötüsünü tecrübe etmişler. Aile bu yaşantıyı aslında kurum kültürünü, oluşturdukları bu kurum kültürünü iyi aktarmaları lazım ikinci kuşağa. Sadece burada ikinci kuşağın yapacağı tek şey az önce yine bahsettiğimiz teknoloji günden güne gelişiyor, değişiyor. Aynen değişen dünya düzenine aslında o oturmuş olan kurum kültürünü sadece adapte etmeye çalışmak. Komple değiştirmek değil, komple yıkıp yenisini yapmak değil. Sadece üzerine ne koyabiliriz buna bakmak. Bunu yapabilmek için de birinci kuşağın çok net bir şekilde, doğru bir şekilde aktarımı çok önemli. Ve de desteklemesi çok önemli tabii ki. Yol açması, alan tanıması aslında. Yani aile orada devrederken yapması gereken aslında bir sürü süreç var. Evet. Bu süreçleri yaptığı zaman da başarılı bir devir. Bir sürü süreç var ama tabii ikinci kuşağında yine bugünkü konuşmamızın bir özeti olarak aslında buna ne kadar istekli olduğu da çok önemli. Yani orada o isteği o devir alma talebi. O devir alma noktasında aynen o güveni kendine olan o güveni iyi oturtması ve karşı tarafa geçirmesi lazım. Çünkü bu her zaman şu şekilde ilerlemiyor. Bizde en azından tam olarak öyle olmadı. Birinci kuşak al artık hadi bakalım bayrağı sana devrettim ve sen al yürü değil. Biz birazcık kendimiz... tamam artık biz bu bayrağı alabiliriz diyerek, o isteği ortaya artık. Koyarak, aynen. Yani biraz hak verilmez, alınır diye gibi bir şey oldu. Şey vardır çok ya, hani haksız etmeyin tabii. Yok şey için söylemiyorum ailenize yanlış anlamayın da yani hani onu taşıyabileceğinizi yok, hissettirdiniz. Aynen öyle. Peki aynen. Çok teşekkür ediyorum Özge Hanım, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim, çok mersi. Sevgili seyirciler yine eğitim konuştuk, güzel şeyler konuştuk, biraz şirketler konuştuk, biraz yönetim konuştuk, biraz liderlik konuştuk, biraz gelişim konuştuk. Herkese çok teşekkür ediyorum, güzel bir gün diliyorum.